tarihin, uygarlıkların, medeniyetlerin hem mutfakta hem kokulu yağlarda vazgeçilmez kokusu biberiyenin yanındayız. Bu efsanevi koku tarihte nasıl kullanılmış? Bizanslı askerler savaşa giderlerken vücudunu kafuru ve biberiye yağına ovmuşlar. Hem kan akışını hızlandırmak için hem de zafer kazansınlar. Ruhunu kötü ruhlara teslim etmesinler, başarıyla, zaferle dönsünler diye biberiye yağlarını vücudunu ovarlarmış. Savaş tanrısı Ares'e sunulan kokulu yağlar arasında bulunan biberiye aynı zamanda Kral Leo, Bilge Leo olarak da geçer. Bizans kralı Büyük Cuma denilen kutsal günde Ayasofya'ya gelirken atının ayaklarını biberiye dökerlermiş. Hem atını hem de kendisini kutsamak için. Biberiye suyu ve biberiye bakır, magnezyum gibi birçok minerali ve vitamini içinde barındırır. Hidrosolü vücudunuza sıkarak bu minerallerden faydalanacağınız gibi tarihte biberiye uçucu yağlarını sabit bazlı yağlarla karıştırarak saç diplerine kullandıklarını, bellerinde sakallarında kullandıklarını görüyoruz. Peki biberiye uçucu yağını nasıl kullanabiliriz? 15 metrekareye 2 damla gelecek şekilde tilaçlara, buhurdanlara damla